Hepinize merhabalar. Bugün sizlere masaüstü bilgisayar mı yoksa dizüstü bilgisayar mı? Bunların hangilerinin ne türlü artıları var, hangilerinin ne türlü eksileri var? Bunları bir ayrıntılı şekilde bir cevaplamak istedim. Bana özelden gelen en çok sorulan sorulardan biri, abi işte 4000 lira bütçem var, masaüstü mü alayım yoksa MSI bir laptop mu alayım, 3000 lira bütçem var vesaire vesaire. Ben bu soruların cevaplarını genellikle sizde saklı olarak size bırakıyorum. Çünkü farklı durumlarda dizüstü gerekebiliyor, farklı durumlarda masaüstüne aynı fiyata çok daha güçlü bir bilgisayarı toplayıp mobilite ihtiyacınız olmayabiliyor. Bunları farklı farklı yaş grupları içinde bir kategorilendirip bir cevaplamak istedim. Öncelikle ilkokul, liseliler, lise sonlar veya lise 3'leri daha hadi lise son grubuna katalım. Ve şu anda üniversitede olanlar için ayrı ayrı bir cevaplamak istedim. Öncelikle sanırsam en büyük etken bulunduğunuz şehir. Lise sonlardan ve lise 3'ten bir bahsedelim. Öncelikle en büyük etken sizin laptop mu masaüstü mü seçiminizde, bu bilgisayarı bir 3-4 sene en azından kullanacağınızı varsayarsak hangi şehirde oturduğunuz en büyük etken. Çünkü üniversite hayatına başlayacaksınız ya 1 sene sonra ya 2 sene sonra üniversite hayatı başlayacak ve eğer İstanbul içerisinde değilseniz, İstanbul'da yaşamıyorsanız, ikametgahınız İstanbul'da değilse büyük ihtimalle İstanbul'a geleceksiniz üniversite için. Gerek devlet üniversitelerine gerek normal özel üniversitelerin burslarına. İzmir'deki devlet üniversitesi, Ankara'daki devlet üniversitesi, belki Kocaeli'deki devlet üniversitesi bunlara şehir değiştirme ihtimaliniz çok yüksek. Bu yüzden bilgisayar alırken düşüneceğiniz şey ben kasayı götürebilir miyim? Bunun cevabına daha önce Instagram'dan konuştuklarım da oldu, işte Twitter'dan soranlar da oldu. Bilgisayarı taşıyabileceklerini düşünüyorlar. Masaüstü bilgisayarı taşıyabileceklerini düşünüyorlar. Fakat o iş yatar. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani yurdunuz izin verse, ne bileyim işte apart dairede kalıyorsanız orası izin verse. Bunlar zaten izinle alakalı şeyler değil. Veya kendi evinize çıkacaksınız. Orada yine bir sıkıntı yok. Bilgisayarı alıp götürürsünüz. Fakat alıp geri getiremezsiniz. Bir sıkıntı da ben hafta sonu bilgisayar işte hafta sonu genelde eve dönülür. 5 gün yurtta kalınır. Hafta sonu eve dönülür. Ha, ev çok uzaksa tabii ki de hafta sonunda yine İstanbul'da veya üniversiteniz hangi şehirdeyse orada kalınır. Fakat işte İstanbul'da yaşayıp da Kocaeli'ne üniversiteye giden birisi için genelde hafta sonları geri dönülür. Hatta cumadan geri dönülür. 3 gün İstanbul'da kalınır. Tekrardan gidilir vesaire. Bu durumlarda bilgisayarınız orada mı kalacak? Birincisi bu süre zarfı boyunca bilgisayarınız olmayacak. En azından bir iki gün bilgisayarınız olmayacak. İkincisi ben her hafta sonu getiririm diyenler var. O iş kesinlikle mümkün değil. Bir masaüstü bilgisayar hacim olarak kapladığı alanı sadece saymazsak bile zaten 10-15 kilo bütün kasasıyla, ekranıyla, klavyesiyle, mouse'uyla beraber ki hacmi katarsak imkansız. Yani eşeğe bile bağlasanız bu büyüklükte bir kasayı, bu büyüklükte bir ekranı, klavye yine kocaman, mouse'lar, işte speaker'lar vesaire bunların hepsini bir çantaya dolduramazsınız, bir kolye sığmaz. Onları taşımak zaten imkansız. O işi zaten geçin. Ayrıca en büyük dert de o bilgisayarı siz orada yokken kim koruyacak? Yani hırsızlık anlamında da diyorum, başına bir şey gelmesi anlamında da diyorum. Sonuçta apart dairede bile o da arkadaşınız oluyor. Bilgisayar tek başına kalıyor orada. Ya yani bunlar göz önünde bulundurulduğunda lise son çağlarında ve İstanbul'da yaşamayan birisi için masaüstü bilgisayar birazcık kötü. Şimdi masaüstü bilgisayarın en büyük artısı neydi? Aynı fiyata çok 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 daha güçlü bir bilgisayar topluyordunuz laptoplara kıyasla. Fakat işin içine mobilite girince de bazen bundan ödün verebiliyorsunuz. Çünkü ekran kartı tamam aynı fiyatı 4000 liraya 980 alıyordunuz. Geçen sene 4000 liraya masa üstünde 960 alıyordunuz. Arada inanılmaz bir performans farkı vardı. Bu sene için konuşamıyorum. Onun da videosu gelecek. İşte 10 serisi ekran kartlı laptoplarla ilgili biliyorsunuz fiyatları 8000 liradan başlıyor, 7000 liradan başlıyor. İnanılmaz fiyatlarda. Hep 900 serisinde mi devam edecek? Onun bir cevabını vereceğim. Onun haricinde İstanbul'da yaşıyorsunuz, İstanbul'da lise okuyorsunuz. Ne yapacaksınız? Büyük ihtimalle İstanbul'da yaşamanın verdiği şımarıklıktan Kocaeli, ne bileyim Gebze, İzmir, Trakya, yani İstanbul dışına büyük ihtimalle üniversite kazanacaksınız. İstanbul'da yaşayıp da İstanbul'da üniversite kazanan kişi sayısı maalesef çok az. Zaten eğer özel üniversiteyi burssuz kazanıyorsanız, çünkü burslu kazanıyorsa zaten devletlerde de az çok puan tutuyordur. Burssuz kazanıyorsanız zaten para vardır ikisini de alın yani. Veyahut ne bileyim işte orta halli bir masaüstüyle giriş seviyesi bir laptop olabilir. Böyle bir kombin olabilir. Peki bunun haricinde şu anda üniversite okuyanlar ne yapacak? Kesinlikle masaüstü diyemeyeceğim maalesef. Dizüstü bilgisayar öneriyorum. Neden? Çünkü mobilite üniversitede en önemli şey. Bir ders arası yani bir dersle diğer ders arasında 5 saat olabiliyor. Artık diğer üniversiteler ne deniyor işte bizde böyle öğrenci merkezi falan filan saçma sapan isimleri var.
Ya oraya gidip de bir banka koyup da bir bilgisayarınızı açıp 5 saat geçirmek etrafta boş boş dolanaraktan 5 saat geçirmekten çok daha verimli oluyor. Aynı zamanda eğer bir mühendislik okuyorsanız ne bileyim işte daha doğrusu bilgisayara ihtiyacınız duyulan bölüm okuyorsanız o yüzden de yine mobilite çok önemli. Aynı zamanda eğitimler oluyor, seminerler oluyor. Buralarda laptopunuzu kapın gelin diyorlar. Laptopunuz yoksa kasayı ısıtırıp gidemezsiniz. En önemlisi ben bilgisayar mühendisliğindeyim. Bir dizüstüm yok. Mesela laptopunuzu kapın gelin eğitim veriyorlar. Laptopum yok. En basitinden. Bu da benim için büyük bir dert. Ha, okullarda sunumdur bilmem nedir fası füso. Yani şu ana kadar benim bir defa ihtiyacım oldu. Onu da zaten ya flash diskinize getiriyorsunuz. Bir önceki öğrencinin laptopunu kullanıyorsunuz. Ya da grup çalışması oluyor zaten. Bir kişiden anlaşıyorsunuz laptopunu getiriyor. Yakında yurtta kalanlar oluyor. O iş çözülüyor ama üniversiteden bahsettiğim şu anda üniversiteye gireceklerden bahsediyorum. Üniversite okuyanlar zaten bunun farkındadır. Laptopu yanınızda zorunlu olarak taşıyacağınız bir gün gerekmiyor. Sadece sırf keyfinizden işte iki ders arasında boşluk var mesela. 5 saatlik atıyorum 3 saatlik. O anda bilgisayarınızı açmanız kullanmanız sizin yararınız olacaktır. Veyahut işte okulun internetinden bir şeyler çalışabilirsiniz. Ne bileyim film izleyebilirsiniz. Bizim yaptığımız da oluyor. Araya 3 saat 5 saat koyulur iki sınav arasına. Oturuyoruz film izliyoruz. Ders çalışmaktan zaten beynimiz yanmış olduğundan böyle lisedeki bir hocam son derse kadar çalışayım olmuyor. Tam zıttı biraz daha böyle kafayı boşaltmak gerekiyor. Onun haricinde videoyu da böyle fazla uzatmayayım. Şu anda benim ekranımda 10. dakikaya giriyorum. Size biraz daha zaten kesip vereceğim. Hızlıca bir daha toparlayayım. İlkokullar ve liseye de böyle daha yeni geçmişler için kesinlikle masaüstü bilgisayar öneriyorum. Kesinlikle masaüstü alın. Zaten bütçeniz büyük ihtimalle kısıtlıdır çünkü o çağdakilerde çalışma hayatına atılma fazla olmuyor. Babadan gelen bütçe neyse o oluyor. Baba 2000 lira, 3000 lira bütçe çıkmışsa o fiyatı çok güzel bir oyun bilgisayarı toplanır fakat 2000-3000 liraya alınacak bir laptopta kanser şekilde oyun oynanır. Tamam belki FPS'iniz birazcık stabil olur ama o fiyat bütçesine tam böyle olmuş bir bilgisayar diyebileceğiniz bir laptop maalesef yok. 4000 liradan başlıyor. Hadi Monster'da 3000 liradan başlıyor. Ya onlarda bile 950M görüyorsunuz. 950M de ben yani şahsi olarak oyuncu ekran kartı saymıyorum. O yine genel anlamda giriş seviyesi ekran kartı, oyuncu ekran kartı olarak sayılıyor ama dediğim gibi ben onu ekran kartına saymıyorum. Oyunlarda çünkü performans çok düşük. Aynı zamanda 2000-3000 lira arasındaki o laptoplarda şimdi bu bütçeyi örnek veriyorum çünkü en fazla ayrılan bütçe bu 2000 lira hadi en fazla 3000 lira arasına kadar laptoplarda o yüzden bunu örnek veriyorum. O seviyelerdeki laptoplarda hep U serisi işlemci koyuluyor. Ultra işlemciler. Ultra'nın anlamı ultra güçlü değil. Ultra güç tasarruflu. Sayısalcılar anlayacaktır. Çektiği enerji azsa verdiği enerji de azdır. Verdiği iş de azdır. O yüzden de zaten size verdiği performansı çok az oluyor. Yani benim bilgisayar mühendisliğinde bile arkadaşlar görüyorum. Daha önce araştırmadan ne olduğunu bilmeden 2000-3000 lirada aynen bu bütçeyle rastgele bir bilgisayar almış tasarımına bakarak U serisi işlemci var. Ondan sonra neden oyunu açmıyor? Açmaz çünkü işlemci berbat. Ha işlemcinin oyunlarda berbat olduğunu burada altını çizmek isterim. Yoksa ben kendime laptop alacak olsam kesinlikle U serisi işlemci alırım. Kullanım süreleri 8-10 saatlere uzuyor. Chrome gibi uygulamalarda da veya montaj yapamazsınız da böyle az çok Photoshop'ta da gayet başarılı. Dediğim gibi montajda video editlemede filan bir şey başaramazsınız ama Photoshop'ta, Chrome'da, günlük kullanım uygulamalarında gayet başarılılar. Çok da hızlılar. Zaten SSD olduktan sonra işlemciye de fazla bir şey kalmıyor. Yeni işlemcilerde son bir 3-5 senedir notebook işlemcilerinde zaten Chrome gibi uygulamalarda sorun kalmadı. Ama dediğim gibi oyuna geldiği anda o işlemciler patlıyor. Aşırı ısınıyorlar. Buna rağmen hala bir şey yapamıyorlar. Ki zaten aşırı ısınmasının nedeni de genelde U serisi işlemcili notebooklarda daha doğrusu ultrabooklarda fan koyulmuyor. Hem çok çok daha ince bir tasarım elde ediyorsunuz. Hem de zaten ihtiyacınız yok. O bilgisayar oyun oynanması için satılmıyor. O yüzden ısınması da öngörülmüyor. Ama tabii ki de notebooklara koyanlar da var. U serisi işlemcileri onlar da fan oluyor ayrı konu. Şimdi kişilere göre işte yaşadıkları yerlere göre yaşlara göre bir kategorilendirip bir cevap verdim. Fakat notebook'un artıları ne? İşte masaüstünün artıları ne? Bunları zaten siz kendi kafanızda bu soruyu sorduğum anda canlanıyor. Hele ki ilk klişe cümle mobilite. Daha doğrusu taşınabilirlik. Evet, masaüstü bilgisayar taşınamıyor. En büyük sıkıntısı bu.